Merhaba arkadaşlar. İlk 5 sorumuzu çözdük. Örnek sorularımızdan. Şimdi kalan son 5 sorumuzu çözeceğiz. Hemen başlayalım 6. sorumuzla. Bakalım aşağıda uzunlukları 160 santim ve 96 santim olan sarı ve mavi renkli iki demir çubuk verilmiştir. Bu iki demir çubuk oluşan tüm parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak biçimde kesilmiştir. Elde edilen sarı çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirilerek sarı çerçeveler, mavi çubuk parçalarının dörder tanesi ucuca birleştirilerek mavi çerçeveler aşağıdaki gibi oluşturuluyor diyor. Bu işlem sonunda hiç parça artmadığına göre sarı çerçeve sayısı ile mavi çerçeve sayısı arasındaki fark en az kaçtır diyor. Biz ne yapacağız o zaman? Bu ikisinin de ortak bölenlerini bulacağız. O zaman ne yapalım? 160 ile 96'yı şöyle yazacak olursak 2'ye bölerim. 80'e 48. 2'ye bölerim. Ortak böldüğü için işaretimi koydum. 40'a 24 diyoruz. İşaretimi koydum. 2'ye bölerim. 20'ye 12. 2'ye böldüm. 10'a 6. Tekrar 2'ye böldüm. 5'e 3. 3'e böldüm. 1 de yazalım. 5'e böldüm. 1. Ortak bölenlerimi buldum. Şimdi benim bu ortak bölenlerim eğer 160'ı ve 96'yı ortak bölenlerim kaç çıktı? Hepsini sayarsak, çarparsak 32 çıktı. 160'ı ve 96'yı 32'ye böldüğüm zaman çıkan parçalarımı dörder tanesini ucuca birleştirerek bu sarı çerçeve ve mavi çerçeveleri oluşturacağım. Ve hiç parça artmayacak. Deneyecek olursak arkadaşlar şimdi 160'ı 32'ye bölersek kaç çıkacak? 5 çıkacak. 96'yı da 32'ye bölecek olursak 3 çıkacak. Peki ben bunları kullanabilir miyim? Hayır, kullanamam. Çünkü neden? 4 tanesinden, 4'er tanesinden ikisi için de kullanıp bu çerçeveleri oluşturduğumda hiç parça artmayacak. Bunu kullanırsam bir parça artacak. Bunu kullanırsam zaten yapamayacağım. O zaman ne yapacağız? 32 değil diyeceğiz. Bunların ortak bölenleri olması lazımdı. Yine şu kısımdan deneyeceğiz. Bir tanesini elersek ne olur? 16 olur. 16 için deneyecek olursak 160'ı 16'ya bölersek 10 çıkacak. 96'yı 16'ya bölersek 6 çıkacak. Peki bunlar için yapabiliyor muyum? Bakın neydi? Dörder tanesini kullanıp kareler, çerçeveler elde edecektim. Burada iki parça mı artacak? Burada da iki parça mı artacak? Ama benden hiç parça artmamasını istiyordu. O zaman bunu da eliyoruz. 8'i deneyecek olursak 160'ı 8'e bölersem ne çıkacak? 20 çıkacak. 96'yı 8'e bölersem ne çıkacak? 12 çıkacak. Aynen. Bakın bunlar artık 4'ün katı. Zaten hani çerçevelerim de 4'er parçadan oluşacaktı. Kare olacaktı. 4'ün katı olduğu için bunları kullanabilirim. O zaman 20'yi 4'e bölersem 5 tane sarı çerçeve çıkacak. Şöyle yazalım. 12'yi de 4'e bölersem 3 tane sarı çerçeve çıkacak. Bunları kullanabilirim. Zaten farkları 2 olacak. Peki ben diğerlerini kullanamaz mıyım? Deneyelim. Yani mesela şunu da elediğimizi düşünelim. 4'ü deneyelim. 160'ı 4'e bölersem ne olacak? 40 olacak. 96'yı 4'e bölersem ne olacak? 24 olacak. 20, 40 ve 24'er tane parçalarım olacak. Peki bunlar için ne olur? 40'ı 4'e bölersem 10'a bölmüşüz direkt. 40'ı 4'e bölersek ne olur? 10 tane sarı çerçeve. 24'ü 4'e bölersek 6 tane de mavi çerçeve. Bakın farkları 4 oldu. Yani fark artıyor. Çünkü neden? Parçalar küçülüyor. Parçalar küçüldüğü için daha çok çerçeve elde edebiliyorum. O yüzden bizim en büyük parçalarımız olması gerekiyordu. Yani şu 5 tane sarı çerçeve ve 3 tane sarı çerçeveyi elde ettim. Farkım da 2 dedim. Hemen diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen ön yüzü beyaz, arka yüzü mavi olan dikdörtgen şeklindeki kağıdın uzun kenarının uzunluğu 3 üssü 7 milimetredir. Bu kağıt uzun kenarlarına paralel olacak biçimde üst ve alt kısmından aşağıdaki gibi katlanıyor. Yani şu kısmı katlamış
Ve diyor ki katlandığında oluşan beyaz dikdörtgensel bölgenin alanı görünen mavi dikdörtgensel bölgelerden birinin alanının iki katıdır diyor. Buna göre bu kağıdın katlanmadan önceki yüzünün alanı kaç milimetre karedir diyor. Hemen önce şu kağıdı bir açalım mı? Şu katlanmadan önceki hali ne olacak? Açarsak şu şekilde olacak değil mi? Yani aslında burada da bir tane mavi, burada bir tane mavi var gibi düşünebiliriz. Peki şu mavi bölgemin alanını bulacak olursam ben, mavi alan dersek, bir tane mavi bölgemin alanı neydi dikdörtgenin alanı? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı mıydı? Yani 2 üssü 7 çarpı. Uzun kenarım ne kadar? 3 üssü 7. Çarpacak olursak, bakın üstleri aynı olduğu için ne yapacağım? Tabanları çarpacağım. 2 kere 3'ten 6 üste yazdım. Bir tane mavi alanımın, mavi bölgemin alanı neymiş arkadaşlar? 6 üssü 7. Peki bana ne verdi? Ne diyordu? Mavi alanlardan bir tanesinin alanının iki katı beyaz alandı. Şu ortadaki beyaz kısımdı. Beyaz kısmı da bulacak olursak, beyaz alan dersek, şu kısmı alalım karışmasın üsttekiyle. Ne olacak? Yani 2 çarpı 6 üssü 7 olacak. Peki bizden ne istiyordu? Tamamının alanını istiyordu. Katlanmadan önceki şekli, yani şu açtığımızdaki halini. Bu açtığımızdaki halin içinde neler var? Yani tüm alan dersek şöyle buna da. Bakın 4 tane mavi alan var. Yani 4 çarpı. Mavi alanım neydi? 6 üssü 7 idi. Bir de ne var? İçindeki şu beyaz alan. Yani şurası. 2 çarpı 6 üssü 7 diyoruz. Burada ortak olanlarımız kim? 6 üssü 7'ler. 6 üssü 7 parantezine alırsam ne olacak? 4 artı 2 olacak. Yani 6 üssü 7 çarpı 6 olacak. Artık buradan da tabanlarım aynı olduğu için üstlerimi ne yapacağım? Toplayacağım. Yani şurada 1 olduğu için altının üssü de 6 üssü 8 olacak ve A şıkkı diyeceğim. Diğer sorumuza bakalım. Emir ve Tuna eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 sayılarından birini taban, diğerini kuvvet olacak şekilde kullanarak üslü ifadeler elde ediyorlar diyor. Emir 1 ve 2 sayılarını kullanarak bir üslü ifade elde edip değerini hesaplıyor. Tuna ise değeri Emir'in elde ettiği üslü ifadenin değerinden daha büyük olan üslü ifadeler elde ederek değerlerini hesaplıyor. Buna göre Tuna'nın elde edeceği üslü ifadenin sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi biz öncelikle Emir'inkini bulacak olursak. Emir neydi? 1 ve 2 sayılarını kullanıyordu. Yani ne olabilir? Ya 1 üssü 2 olabilir ya da 2 üssü 1 olabilir. Yani bu durumda ya 1 olabilir ya da 2 olabilir değil mi? Tuna için de ne olacak? Tuna'nın bulduğu değer de bunlardan büyük olacak demişti bize. Ve Tuna'nın elde edeceği üslü ifadenin sayısının en az olmasını istiyor. Yani o zaman biz burada en büyüğü seçersek Tuna için de üslü ifadelerin hani sayısının en az olduğunu bulabiliriz. Yani 2'den büyük sayıları elde etmeye çalışacağız. O zaman Tuna ne alabilir? Mesela eksi 3'ü alırsa ne olacak? Eksi 1'i eksi 3 üssü eksi 2 olmaz. Zaten 2'den küçük olur. Eksi 1 olmaz. 0 desem 1 olur. Yine 2'den küçük olur. Olmaz. 1 desem zaten olmaz. O zaman ne diyeceğim? 2 diyeceğim. 9 elde edecek. Bakın 2'den büyük. 3'ü alsa yine zaten negatif bir sayı çıkacak. O yüzden olmuyor. Şimdi eksi 2 için deneyecek olursak. Eksi 2 üssü zaten şunları alamıyor. Hani daha küçük çıkıyor. 0 olsa 1 olur. 1 olsa yine negatif olur. Ne olacak? 2 olacak. Buradan da 4 olacak. Yine bakın büyük olacak. Eksi 1 üssü zaten hani yine küçük çıkacak. 0 alsa yine küçük çıkacak. 1'i denesek 1'in zaten üstleri her türlü 1 olduğu için yine küçük olacak 2'den. 2'yi kullanacak olursak ne olur? 2 üssü ne diyebiliriz? 1 desek eşit olur. Bizden büyük olmasını istiyordu. O zaman ne diyeceğiz? 2 üssü 3, 2 diyemeyiz zaten. Birini taban birini üs olarak kullanacaktık. O zaman 2 üssü 3 diyeceğiz. Büyük olacak. Neleri kullandık? Şöyle kullandıklarımızı işaretleyelim. Şimdi 3'ün de taban olduğunu düşünürsek en son. Zaten bunları eledim direkt artık. 1 denesek olur. 2'den büyük olur. 3 üssü 2 de yine aynı şekilde 2'den büyük olacak. 3 üssü 3'ü zaten kullanamayacağım. Yine biri taban biri üs olması gerektiği için.
Şöyle alalım. Kaç tane ifade kullandı? 1, 2, 3, 4, 5 tane diyorum. Ve yeni sorumuza bakıyorum. Aşağıda üzerlerinde iki tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kartların her birinden yeterli sayıda verilmiştir diyor. Her bir adımda biri 2'nin pozitif, diğeri negatif tam sayı olacak şekilde kartlar seçilerek üzerlerinde yazan üstlü ifadelerin değerleri toplanıyor. Birinci adımda üzerinde 2 üssü 1 yazan kartlardan 1 adet. Üzerinde 2 üssü eksi 2 yazan kartlardan da 4 adet seçilmiş. Ve bundan sonraki her adımda seçilecek kartlardan yazan üstlü ifadenin değerleri toplamı bir önceki adımda seçilen kartlarda yazan üstlü ifadenin değerleri toplamının 2 katı olacaktır diyor. Adımlardan birinde kullanılan bir üstlü ifade diğer adımda kullanılamayacağına göre ikinci ve üçüncü adımda seçilen toplam kart sayısı en az kaçtır diye sormuş bize. Önceki şu ifadeleri bulacak olursak ne olacak arkadaşlar? Şöyle yazalım. 2 üssü 1 artı kaç tane vardı? Burada 4 tane vardı. 4 neydi? 2'nin ikinci katı, ikinci kuvvetiydi. Çarpı 2 üssü eksi 2 diyoruz. Bunun değeri ne olacak? 2 artı ne yapıyorduk? Tabanlar aynısı üstleri topluyorduk. 2 üssü 0'dan 1 olacak. Yani 3. Şu birinci adımımızın değeri neymiş? 3'müş. O zaman ikinci adım ne olacak? 2 katı olacak bunun. Yani ben ikinci adımda 6'yı elde edeceğim. 6'yı elde etmeye çalışacağım. Üçüncü adımda da 12'yi elde etmeye çalışacağım. Şimdi şu kullandıklarımızı bir daha kullanamayacağımızı söylemişti bize. O zaman 2 üssü 1 ile 2 üssü eksi 2'yi de eleyecek olursak. Şimdi ikinci adımda ben öyle bir sayı vereceğim ki hani bu toplamda da kullandığım kart sayıları en az olacak. O yüzden ikinci adımda ne verelim? 2 üssü 2'yi verecek olursak şunu ne olacak? 6'yı elde etmem için şöyle yapalım. Şu kısmın ne olması lazım? 2 olması lazım. E peki ben şimdi 2 üssü 2'yi kullandım. Bir de eksili negatif bir üssü negatif olan bir ifade kullanacaktım. 2 üssü eksi 3'ü kullanayım ki daha az kart kullanabileyim. Üçüncü adımda çünkü sayım büyük olacağı için buradaki ifademin daha küçük seçiyorum. Ne ile çarparsam 2'yi elde ederim? 2 üssü 4 ile çarparsam 2'yi elde ederim. Yani kaç tane kart kullanacağım? 2 üssü 4 tane kart kullanacağım. Ne olacak o zaman? Burada da 16 kart kullanacağım. Üçüncü adımda ne kullanacağım? Bir de şuradaki kartım vardı. Onu da unutmayalım. Şöyle toplamda kaç tane kart kullandım? 17 tane kart kullandım. Peki üçüncü adımda artık ne kaldı? Şunları da eledik. Şöyle. Aynen. 2 üssü 3 ile artık neyi toplayacağım? Ki bana 12'yi versin diyeceğim. 2 üssü 3 ile 8. Şu kısmın 4 olması gerekiyor. Kalan sayım neydi? 2 üssü eksi 1. 2 üssü eksi 1 öyle bir şey çarpacağım ki 4 elde edeceğim. 2 üssü 2 elde edeceğim aynı zamanda. Ne olacak? O da 2 üssü 3 olacak. 2 üssü 3 tane kart kullanacağım. Kaç tane yapıyor bu da zaten? 8 kart yapıyor. Bir kart da şurada vardı. Ne oldu? 9 kart oldu. Ve bana soruyor ikinci ve üçüncü adımda toplam kartları soruyordu. 17 ile 9'u da toplarsak kaç tane kart kullandık en az şekilde? 26 tane kart kullandık diyoruz arkadaşlar. Yeni sorumuza bakalım ve son sorumuza. Aşağıda doğrusal bir yol üzerinde modellenen özdeş aydınlatma direklerinin her birinde ikişer adet lamba bulunmaktadır. Ardışık direkler arasındaki mesafeler birbirine eşit ve bir direğin uzunluğunun 3 katıdır. Aydınlatma direklerinin birinin uzunluğu 12 metre olup baştaki ve sondaki direk arasındaki mesafe 12 üssü 4 metredir demiş. Buna göre direkler üzerinde bulunan toplam lamba sayısı kaçtır demiş. Biz bu lamba sayısını nasıl bulacağız? Öncelikle şu direklerin sayısını bulabilelim ki daha sonra 2'ye çarparsak da çünkü neden her direkte 2 tane lamba var. Lamba sayımızı bulabiliriz. O zaman öncelikle direk sayısını bulmak için ne yapacağız? Aralık sayısını bulacağız. Aralık sayısını da nasıl bulacağız arkadaşlar? Bize bir ne vermiş? Bir direğin uzunluğunun 12 metre olduğunu vermiş. Ve şu iki direk arasındaki mesafenin yani bir tane aralığın bu direklerin uzunluğunun 3 katı olduğunu söylemiş. Yani o zaman ne olacak? 12 çarpı 3'ten. Benim bir tane aralığım kaç metreymiş? 36 metreymiş. Tüm uzunluğumu yani 12 üssü 4'ü
36'ya bölersem kaç tane aralık olduğunu bulabilirim? Hemen bölelim. Üst ifadede açıyorum. Çünkü neden? Şıklarda da zaten hani doğal sayı olarak vermiş. O yüzden ben de doğal sayıya çevirip hani çarpmanın sonucunu bulup da yapacağım. Bölersek, sadeleştirirsek burada 3 kaldı. 12'ye de 3'ü sadeleştirirsek 4 kaldı. Ne oldu? 12 çarpı 12'den 144 çarpı. Bir de şurada 4'üm vardı. Bu da ne yaptı? 4 kere 4 16. Bir elde. Yine 16. Bir elde vardı. 17 oldu. Şunu düzeltelim. 17. 4 kere 1, 4 bir de elden vardı. 576 tane neyi mi buldum ben arkadaşlar? 576 aralık sayısı. Peki ben neyi biliyordum? Aralık sayımın bir fazlası direkt sayımı verecekti. O zaman 576'ya 1 eklersek neyi buluruz? 577 tane direkt vardır deriz. Ve benim her direğimde ikişer lamba vardı. O zaman direkt sayımla da 2'yi çarparsam kaç tane lambam olduğunu bulurum. 14'ün 4'ü bir elde. 14, 15 yine bir elde. 10, 11 ne dedik? 1154 tane lamba var diyoruz. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Daha sonraki videolarda soru çözümlerinde yayınlanan örnek soru çözümlerinde görüşmek üzere. Bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bizimle kalın. Hoşça kalın.